Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatle beni izliyorsun? Ay vallahi sinirim bozuldu. Hafif şey vardı bugün, size de anlatayım derdim. Hafif bir yorgunluk vardı üstümde. Vallahi objeleri görünce bir uyandım da kendime geldim, yoksa bayağı bir şeydim bugün. Bazen ben böyle yorgun olunca acayip bir gülme krizi geliyor bana. Özellikle canlı yayın olduğu zaman insanın kendini tutabilmesi çok zor oluyor ama neyse ki kendi kanalımdayım, rahat rahat gülebilirim. Evet, bugün sizlerle yeni sezonun, daha doğrusu daha böyle yaza yaklaşırken yeni sezonun en trend renk ojelerini, en trend oje renklerini paylaşacağım. Kendi seçtiğim de var. Burun kıvırıp ama bu sene bu modaymış deyip size göstermek istediklerim de var. Dolayısıyla en çok sevdiklerimle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz 5 sene bütün yaz boyunca sürdüğüm ve herkesi sürdürdüğüm bir ojemiz var. Tanımayan, bilmeyen yok. Bir sürü insan yanıma gelip ellerini bana göstermiştir şu oje rengiyle. Daha böyle mercan, yavru ağzı, bebek renklerinde, tonlarında bir oje. Ben bunu bu sene yine moda yaptım. Çünkü bence yanık tende sürülebilecek, teninizin rengi ne olursa olsun yanık tende sürülebilecek ve her kıyafetinize elde ve ayakta uyum sağlayabilecek en mükemmel oje diyebiliriz. Bunu zaten artık herkes biliyor. Çağla rengi oldu yani bu. Peki, devam edelim. Yine en sevdiklerimden bir tanesi Opin'in bir tane ruju. Bu I Think in Pink diye bir şey. Ben bunu aradım. Sadece bir tane kuaförde bulabildim. 4 tane aldım. Bulabilirseniz hemen stok yapın. Çünkü bu aslında görüldüğü gibi böyle pes pembe bir şey değil. Bu daha böyle şeffaf bir oje. Şimdi göstereceğim. Hatta ben bu şeffaf ojeyi bulamam diye... Şimdi benim tırnaklarım şey ama çok güzel görünmeyecek ama... Şimdi yine anlayacaksınız aradaki farkı. Böyle hafif böyle bir filtre atıyor gibi düşünün. Uçuk pembe filtre atıyor gibi düşünün. Kendi normal fransız tırnaklarınız da çok çok güzel duracaktır. Ben bu ojeyi bulamıyorum diye geçtiğimiz günlerde bir tane şöyle bir renk ojenin içerisine şu şey verebilir misin ya, bak şu gri çantayı verebilir misin? Ne yaptın bak? Oluyor yalnız. Bunu bence kesin deneyin. Ojenin rengi çok cart geliyor mesela diyelim ki. Ve diyorsun ki bana çok cart geliyor bu oje. Hemen ne yapıyorum ben? Mesela bu ojeyi ben kendim yaptım. Bak şimdi konuyu açtım, nerelere geldi. Allah'ım yarabbim. Bu Flormer'ın böyle bir ojesi yok normalde. Ben de bir başka ojeden yardım aldım. Bunun içerisine aynen şu şekilde rengini açmak istediğim kadar içerisine... Şöyle göstereceğim nasıl yaptığımı. Biz kızlar ojenin kapaklarını böyle açarız. İçerisine beyaz damlatıyorum. Keyfimin kahyası, ne kadar isterse o kadar. Sonra iyice çalkalıyorum ve ojenin rengini açıyorum. Yalnız burada yapmanız ve dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu. Ojeyi kullanmadan önce yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca çalkalamanız lazım ki o beyaz iyice o pembenin içine karışsın ve böyle şahane bir kıvam alsın. Ondan sonra ojenizi çok rahatlıkla sürebilirsiniz ve bence böyle hayal ettiğiniz tonları da yakalayabilirsiniz. Bak böyle bir renk yok halbuki yani Flormer'da. Peki devam edelim yine pembe tonlarından. Onu ona koydum, onu ona koydum, olsun. Ha bak bunu da mesela böyle beyaza da birazcık pembe karıştırdığın zaman uçuk renkler yakalayabiliyorsun. Ne kadar istersen yani. Şöyle alayım. Şimdi gelelim. Bu enteresan bir şekilde ben mesela şu gümüş renginde bunu göstermek istiyorum. Bu kadar metalik renkleri ben aslında sevmiyordum. Niye? Çünkü bu renkler sürüldüğü zaman tırnakları biraz şiş gösterir. Malum benim de tırnaklarım biliyorsunuz artık kendi tırnaklarım değil, jel tırnak kullandığım için de bunları bir de sürdüğüm zaman iyice şiş gösteriyor. Ama eğer jel tırnak kullanmıyorsunuz normal tırnaklarda ve özellikle kavisi şöyle dışarıya doğru olan tırnaklarda çok güzel. Ama eğer tırnağınızın kavisi şu şekildeyse, yani bu cadı tırnağı gibi aşağıya doğru iniyorsa parlak olanları tercih etmeyin. Bunlara en güzel örneklerden bir tanesi, ben kısa tırnakta bunu çok seviyorum, uzun tırnakta zenci gibi oluyor. Bu metalik gri renk. Bu metalik bakır renk. Ancak bu bakır rengi lütfen koyu tenliler kullanmasın. Çok kötü duruyor. Beyaz tenliler kullansın mümkünse. Ve yine hafif bronz tende kullanabileceğiniz metalik
Lila rengi de bu sene favoriler arasında, benim de favorilerim arasında. Benim favorilerim arasında olmayanlara gelecek olursak, nude rengi diyeceksiniz ki nasıl olabilir yani böyle bir şey, Çağla Şikel diyeceksiniz bana. Bana Çağla Şikel diyeceksiniz. Şimdi neden olduğunu göstereceğim. Bir dakika. Bu nude rengini herkes sürdü. Yemin ediyorum size en az 5 kere kuaförde heveslendim. Ay bunun rengi ne kadar güzel. Ay bunun rengi. Abicim sürüyorsun. Teninle aynı renkte bak. Bende bu nude olmuyor. Sanki tırnağım yokmuş da eldiven geçirmişim üstüne. O böyle uzunmuş gibi duruyor. Yani çok kötü duruyor. Tırnağın şeklini belli etmiyor. Tırnağın hattını çizmiyor. Dolayısıyla yine çok popülermiş nude renkleri. Ben bunları daha çok beyaz tenli kızlarda görmeyi seviyorum. Ben kendim de hiç sevmiyorum ama bu sene yine göreceğimiz renklerden bir tanesiymiş. Ve yine böyle çılgınca kısa tırnaklarda sevdiğim, özellikle söylüyorum lütfen böyle çılgınca şey... Emirhan ojelere çok ilgi gösteriyor gerçekten. Yani o kadar ilgi gösteriyor ki ben saçma buluyorum yani. Emirhan ne öğrenmiştik? Ojelerimizi gece çıkartmamıza gerek yok. Bu çok önemli bir şey, evet. Böyle renklerin üzerinde, yani açık renklerin üzerinde bu konfetileri sevmiyorum. Ama mesela bir siyah sürdüğün, bir mesela bordo sürdüğün ve onun tonunda eğer konfeti olursa bu konfetleri kabul edebilirim. Ama yine de ben çok fazla yaşıma uygun bulmuyorum. Ki kaç yaşındayım ki ben? Kaç yaşındayım? Ha? 25. 39 mu? Hayır, iltifat edecekti, onu bile başaramadı. Yine tabii ki gençlerde çok sevdiğim bu saks mavisi, acayip fıstık yeşilleri ve böyle ciyak, neon renkler yine bu sene çok moda olacakmış. Ben açıkçası pek cesaret edemiyorum tırnaklarım uzun olduğu için de. Belki kısa tırnaklarda bunlar hoş sürebilir. Özellikle de yandığımızda yazın böyle renkli bikinilerle, sarışın tatlı kızlarda çok güzel durabilecek bir renk diye düşünüyorum. Eğer saçlarınız simsiyahsa, sapsarı ojeler kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. O zaman çok şey yapıyor, böyle flate oluyor yani, çok göze çarpıyor. Ha, eğer ben göze çarpmak istiyorum diyorsanız tabii ki de kullanabilirsiniz. Evet, gelelim bir böyle bir gri füme, koyu lacivert gibi bir tonumuz var. Bunu sürerek göstereceğim. Çok fazla tercih ettiğim bir renk değil ama bu sene yine çok göreceğimiz renklerden bir tanesi olacakmış. Ben gerçi açıkçası hiç anlamıyorum şeyi nasıl olabiliyor yani bu renk yazın mesela. Ama tabii kimisi yazın siyah da sürüyor. Ama benim çok tercih edeceğim bir renk değil. Ki fena da olmadı yani. Edecek miyim acaba diye bir düşünce. O kadar yoğun sürdüm ki şimdi biraz da elimden akacak. Peki ojelerimiz böyle. Sizler de eğer sevdiğiniz varsa bana lütfen iletin. Benim favorim tabii ki her zaman şu en baştaki ve tabii ki şu pembe tonlarında. Hem esmer renk tenlerde hem de böyle sarışınlarda çok çok hoşuma gidiyorum. Aşağıya yazın. Oje delisi olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimleri açtınız mı? Abone oldunuz mu? Beğendiyseniz beğen tuşuna bastınız mı? Aşağıya Çağla seni çok seviyorum yazdınız mı? Bunları unutmadıysanız ben de sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.